Yani evet tamam. Bakın evet ben Abbas yanma sen yani hani. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Abbas Yanmasan. Bugün sizlerle arkadaşlar 300 bin özel soru cevap videosunu çekeceğim. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyip maddi manevi yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün 300 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. Hepinize bana olan maddi manevi gerçekten destekleyen kardeşlerim var. Küfür etmek haricinde destekleyen kardeşlerime söylüyorum. O küfür edenleri yakalayacağım zaten. Tek tek yakalamaya başlayacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Benden bir soru cevap videosu istendi. O soru cevap videosunu çekmeye başlıyorum şimdi. İlk sorumuza bakalım. Evet. Bağcılar vs. Tarlabaşı kim alır reis demiş. İkisinde de reislik yaptım, birini seç artık demiş. Kardeşim bu iki tane kara büyü suranın birbiriyle çakışması gibi bir şey. Valla bilmiyorum yani. Bakayım. İkinci soru. Aga, 3. Dünya Savaşı çıkacak ol diyorlar. Ne düşünüyorsun? Valla bir düşüncem yoktur. Çıkarsa Allah çarşımızı pazar eylesin. Ne diyelim yani. Bu bizim YouTuber'larımıza yarayacak bir şekil. Yani biliyorsunuz bizimkiler her şeyden prim kasmayı çok seven insanlar. Büyük ihtimal 3. Dünya Savaşı vlog çekimleri başlar diğer YouTuber'lar adına. Benim için değil tabii ki de. 3. sorumuza bakıyoruz. Yüzünü kaç binde göstereceksin? 500k kardeşim. Bunu 100.000, 200.000 soru cevap videolarımda da söylemiştim ama bakalım. Devam. 4. soru. Birçok insan senin sahte olduğunu, rol yaptığını düşünüyor. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi güzel kardeşim, çok güzel bir soru ve sıkça sorulan bir soru olduğu için bunu cevaplıyorum. Güzel kardeşim, bak şimdi. İnsanlar, ilk önce hepinize söylüyorum. Beni izlemek zorunda değilsiniz. Eğer benim sahte olduğumu veya rol yaptığımı düşünen varsa izlemek zorunda değil zaten. Bunu zaten hepinize belirtiyorum. Hani zorla izletmiyorum. Silah zoruyla karşınıza çıkmıyorum. Videoyu tıklayıp videonun altında Abbas ananı sikim demek zorunda değilsiniz. Bunları biliyorsunuz zaten. Rol yaptığımı düşünen varsa izlemesin. Hani biliyorsunuz ben D-Live'da ve YouTube'da canlı yayın açıyorum. Neredeyse haftanın 4-5 günü açıyorum. Videolarım haricinde. Orada 5 saat, 6 saat boyunca yayın yapıyorum. Hiç bugüne kadar bana böyle bir soru gelmedi. Bunu söyleyenler zaten ortalığı karıştırmaya ve ekmeğimize taş koymaya çalışan insanlardır. Teşekkür ederim sorun için. Bakalım. YouTube'a Abbas Yanmasan yazınca kazma kulaklı bir... YouTube'a Abbas Yanmasan foto yazınca kazma kulaklı sen misin demiş. Yok kardeşim değil. Ben değilim, Allah korusun. Benim kulaklarım çok da kibar. Başka içerikler çekmeyi düşünüyor musun? Çok güzel bir soru kardeşim. Sana bundan sonra gelen 3 tane mesajla ilgili anlatayım şimdi bunu. Başka içerikler çekmeyi düşünüyorum fakat mesela örnek veriyorum size. Murat abi GF ile bir tane Metin 2 videosu çekeceğimi ve hesaba ihtiyacım olduğunu söylemiştim bu videoyu çekebilmem için. Topluluk kısmında kanalın görürsünüz zaten o videoyu. Onun altındaki yorumları da görürsünüz. Şimdi arkadaşlar şöyle 3 tane cevap gelmiş bana. Kötüleri aldım. Kötüleri görün de ben neden çekemiyorum şu an, neden bekletiyorum sizi, bunu göstereyim. Bak. Verelim de çarı gümlet banlat amık davarı seni, vermen la video ayağına çarı soyacak kavat demiş. Sen o götü boklu çarına kalmadın güzel kardeşim. Burada benden video isteyen, video bekleyen insanları senin gibi orası çocuklar aklını karıştırıp bana kavat muamelesi yapıldığı için ben videoyu beklemek zorunda kalıyorum maalesef. İkinciye gelelim. Abbas götünü verirsen 92'ye ver hesap veririm ya da amını demiş. Bu arkadaş tam bir sapık orospu çocuğu. Buna hiçbir şey demiyorum. Bir tane daha var, çar satıyor amına koymuş. Şuna bak. Adam 3B55 tane Legion var, satar mı alıcı var demiş. Adam benim orada video çekeceğim diyorum, adam diyor şu çarı satayım bari arada gitsin diye. Ve böyle adamlar yüzünden çekemiyoruz, anladın mı? Daha fazla video ve yayın gelir mi demişsin. Yani gösterdiğim gibi arkadaşlar ben elimden geleni yapıyorum. Dışarıda senin sesinden tanıyan olur mu demiş Ali Ceylan kardeşim. Ali Ceylan'cım şimdi sana söyle anlatayım. Oldu bir keresinde. Ondan beri de metrobüste toplu taşımada konuşmaya başladım şöyle. Ben gidiyordum metrobüste, yanımda 3-4 tane genç liseli çocuk vardı. Ben bir sıkıntı olacağından değil zaten. Telefonda 5 lira aradı, konuşmaya başladık. Lan çocukların üçü bana kilitlendi bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. O bana, ben ona, ben ona, o bana derken bir baktım. Çocuk dedi Abbas sen misin dedim. Dedim sus sesini çıkarma. Bunu der demez ben çocuk bir çığlık attı. Abbas can basan burada diye ben metrobüsten ilk durakta indim, koşmaya başlayayım fotoğrafımı çekmesinler diye. Arkamdan onlar koşuyor, ben kaçıyorum. Onlar koşuyor, ben kaçıyorum. En son bekçiler çevirdi, biz dedi nereye kaçsan dedim abi beni dedim taciz ediyorlar dedim, bu çocuklar dedi bunlar mı seni taciz ediyor, bir de çocukların yaşı ufak olduğu için hani diyor ki yani bekçinin demek istediği niye dönmüşsen. Yani şimdi adama anlatamıyoruz daha, işte ben YouTuber'ım, yüzümü göstermiyorum fotoğraf, bunu dinler mi adam amına koyayım. İşte o yüzden kaçtım, yapacak bir şey yok, bundan sonra da metrobüse de konuşmuyorum. Bu ne demiş bakalım.
Çünkü kral. Abi dünyada istediğin her şey olacak ama telefon veya bilgisayarın, bütün elektronik aletlerin saat 12'den 6'ya kadar asla çalışmayacak. İster miydin? Tabii ki isterim amına koymuyor. Bana dünyada hiç bitmeyecek parayı verin. Hiçbir teknolojik alet çalışmasın, hiç umurumda mı olur ya? Soruya bak. Yeni şarkı çıkaracak mısın demiş. Video başında fragmanı dinlediniz zaten kardeşim benim işte. Bakacağız, albüm bile çıkarabilirim böyle giderse. Hangi YouTuber'ları izliyorsun demiş bakın. VIP Arda. VIP Arda kardeşim, hangi YouTuber'ları izliyorsun dersen, Minecraft içeriği çekmeyen, katil paylaşıcı çekmeyen herkesi. Saçma K18 adını demiş ki, Abbas harbiden hiç karnını siktin mi? Cidden söyle demiş. Senin gibi bir orospu çocuğu bu yorumu atabiliyorsa demek ki sikmişiz. Bu ne demiş bakın. İntihar etmek istiyorum reis. Herkes üstüme geliyor. Hayat artık anlamsızlaşmaya başladı. Bana bir tavsiye verir misin Sayın Abbas Yanbasan demiş. Bu şey gibi değil mi lan? Hani bu şey değil mi ya? Psikolojik sorunlarım var. Herkese karşı böyleyim. Bir tek sana göre değil. Ailemle sorunlarım var. Baskı altındayım. Anlamıyor musun falan diyen çocuğa benziyor. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim sana? Belki. Kanal açma fikri neden aklına geldi? Valla ne bileyim. Yanlışlıkla herhalde. Biz Japar'la bir tane video kayacaktık. O videonun 100 bin izleneceğini ben ne bileyim yani. Sonra baktık devam dedik. Ne zaman porno çekeceksin demiş Abdullah Kartal. Valla kardeşim, porno hub'la biz çalışmalara başladık. İşte partnerliğimi verirlerse çekimlere başlayacağız. Abi kufurların neden bu kadar yaratıcı açıklar ne bileyim. Neden adam değilsin demiş. Senin gibi bir orospu çocuğunun babası olduğum için adam yerine koymuyorlar. Neden hiç video atmıyorsun? Parayı kazandın. Tabi paranın amına koydun, YouTube'yi unuttun mık demiş. Az önce videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, video çekmeme benim izleyicilerim engel. Ben değil. Bilgisayar kötü diyorsun ama o kadar oyunu nasıl oynuyorsun deyiz. Ben bilgisayarım kötü demiyorum. Soğutma sisteminde bir sıkıntı var diyorum. Geçen yayınımı izleyenler bilir, bilgisayar 75 derecede duman çıkardı bilgisayarda. Yayını kapatmak zorunda kaldık. Belki. Abbas abi kaç saatim? Sana ne? Terbiyesiz alçak. Abi tipin nasıl? Sana ne? Abi siyasi görüşün açıklama şansın var mı? Şimdi güzel kardeşim, benim bir siyasi görüşüm şu an yok. Neden yok dersen de yani kimi tutak? Kime destek çıkar? Çekil lan. Yani kime destek çıkarım? Kurban olduğum. Sigara olacakmış 35. Askeri 2300, ev kirası 1,5. Kime oy verek? Ne bileyim. Bunu geçer. Mahkemeye çıkacağız yoksa. Bakayım. Abbas abi, biz yayında TikTok falan izliyoruz ya hep. TikTok'tan kimse seninle iletişime geçti mi biz izledikten sonra veya hiçbiri kafa tuttu mu sana demiş. Evet kardeşim. 2-3 tane küfür ettiğim TikTokçu şey yaptı. Mesaj attı, niye bize küfür ediyorsun diye. Sonra anlaştık. Yani nasıl anlaştığımızı söylemiyorum. Gene mahkemeye çıkasım yok canım. Anlaştık işte. Birkaç tane TikTokçuyu da videoma alacağım bu arada. Onun da duyurusunu veririm. Bakayım. İleride daha yüksek bir kademeye gelirsen küfürü bırakır mısın? Böyle mi devam edersin? Küfürü niye bırakayım oğlum? Ben küfür etmeden duramıyorum ki zaten. Yani keyiften değil. Ben küfürü bırakmayı düşünmüyorum. Ben açıkça söyleyeyim size. Öyle bir düşüncem yok. Tabi YouTube ne der? Onu bilmiyoruz. 8'inde ayın biliyorsunuz bir yasa gelecek. Ondan sonra ne olur ne biter Allah kerim. Bakacağız. Videolarımı neyle editliyorum? Sadece önemli isimlerle çektiğim videoları kardeşim, bir arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. YouTuber arkadaşlarımızdan, onlar yapıyor veya yaptırıyor. Normalde videoları şak diye atıyorum yani, editleme falan yok. Bakın. Abi sen bizim için o kadar uğraşıp bizleri güldürüyorsun. Videolarını yaş kısaltması koy bari, hakkını kazan demiş. Teşekkür ederim kardeşim, kıymetli dostum. Güzel düşüncen için. Fakat şu an para kazanamıyoruz ama yaş kısıtlaması koyarsan zaten yaş kısıtlaması koyulmuş video reklam yemediği için zaten gene kazanamıyorsun. Yani aynı bokun laciverti oluyor. Gene olmuyor yani. İki ucu da boklu değnek demek daha iyi olur buna. Belki yazı tipin çok coğul. Coğul ne lan? Ne boksa? Bence tüm Türkiye öğren demişsin. Kardeşim benim bu yazı tipini bana ait değildir. Ben nasıl diyeyim size, bu önceden MO ve Q'lar, L'ler, MO'lar vardı. Q'lar, L'ler büyük yazıldığı zamandan beri bu şekilde yazıyorum ve yazı stilimi hiç değiştirmeye baktım ama o da şu şekilde. O zamanlar bu yazı stili modaydı. Ben cezaevine girdim. Bir çıktım. Baktım herkes düzelmiş yazar. Ben dedim böyle devam. Ben kimse için hani duruşumu bozamam dedim. Böyle devam ettik, öyle kaldı. YouTube seni ne zaman saracak demiş Yağmur Nisa. Valla büyük ihtimal kanalımı kapatınca. Beni öldürmeden rahat etmeyecek. YouTube'a partner almayı düşünüyor musun videoların kaldırılmasını öğrenmek için demiş. Yo, partner şirketine ben aylık para, yani örnek veriyorum size, 1 milyar kazanıyorsam partner şirketi zaten 700 milyon el koyduğu için böyle bir anlaşmaya girmek istemiyorum. Zaten
Aldığım para asgari ücrete bile gelmiyor. Bak yemin ederim size, YouTube'dan asgari ücret bile kazanamıyorken bir de partner şirketine o parayı veremem yani. Teşekkür ederim Yağmur Düşleyen için. Yağmur diyorum, yararlı montaj. Emir Güneş. Abi memlekette gelip video çekiyorsun diye bir şey diyorum. Evet kardeşim, köye gittiğin zaman sosyete olmuşsun. Sen artık ünlü adamlara takılıyorsun. Bir daha köye gelme diye bir tepki almıştım. Çok kınıyorum. Köydeki akrabalarımı kınıyorum. Ahmet Yalçın. YouTube Türkiye hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? YouTube Türkiye yani... Şimdi gene mahkeme çıkmak istemiyorum. Ortalık Minecraftçılar, çocukların üzerinden para sömürgecileri. Yani nasıl diyeyim size, katil paylan çocuklar. Ne bileyim yani, bildiğin burası bir çocukları sömürme platformuna dönüşmüş komple. Biz gene çizgimizi bozmadan kufirimizi basıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Allah bize yardım etsin, ne diyeyim. Bir para kazanamayan benim zaten galiba böyle yaparak. YouTube'a ve yayın yapmaya nasıl başladın? Biri sana yardım etti mi kardeşim? İsimlerini vermek istemedim. Birkaç tane büyük YouTuber ve yayıncı kardeşim. Bayağı büyükler, en büyükler. Biraz desteği olmuştu ilk başlarda. 50 bin aboneye kadar onların destekleri de geldim. Sonrası zaten kendi yürümeme bağlı yani. Yürüttüm kanalı, anladınız mı? O şekil. Berge. Hani 500 köyde yüzünü gösterdin? Imık evladı yalancı uç. Bu arkadaş konuyu komple karıştırmış. Senin ana kıymetli dostum ya kufur edici. Neyse işte bu arkadaş bizim şu an 300 bin değil 500 bin olduğumuzu zannediyor. Bu gelecek zamandan gelen bir ışınlanan orospu çölünün tek neyse bu soruyu geçiyorum. Görüştüğün YouTuber'larla senin yüzünü göstermemeler için anlaşma mı imzalıyorsun demiş. Yo, görüştüğüm YouTuber'ların hepsinin telefonunu gasplayayım. Ben buluşmamız bitince veriyorum geri. Fotoğrafını çeken olursa zaten takarlan emaneti, biliyorsunuz. Evet. Bir 30-40 tane sorumuzu sizler için yanıtladım. Desteklerinizi eskemeyen bütün kardeşlerime, hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugüne kadar buraya gelmeme yarayan herkese çok teşekkür ediyorum. YouTube'a ve yayınlarıma devam edeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir sıkıntımız yok. Beni engellemeye çalışan herkesin anasını ara... Yani ne bileyim. Video beğen ya da beğenmesen de olur. Kafana göre. Kendinize iyi bakın. Ben gideyim. Bye.